Arkadaşlar merhabalar. Samsun Atakum Alanlı bölgesindeyim. Alanlı bölgesi villalar bölgesi olarak geçiyor. Şu anda Karpetya villalarının bulunduğu alandayım. Satışa sunduğumuz villanın teras katından bu manzarayı görüyorsunuz. Lüks bir villa, sıra dışı bir villa. Bu villayı şimdi daha detaylı olarak size tanıtacağım. Evet arkadaşlar, Carpe Diem villalarında burada 8200 metrekare alanın içerisinde 12 tane villa var, 4 katlı. Şu anda satışa sunduğum villa, kapısı, dış kapısı bu. Önündeki yol burası. Dıştan da kapısı var, villanın içerisinden de bir kapısı var. Şu alan villaya ait bir alan. Cepheden şurada soğutma sistemimiz var, villaya ait giriş kapımız ve burası da çıkış yönü. Villaya girdiğimizde burası zemin kat, asansörümüz mevcut bir tane, şu anda çalışmıyor. Kapının arkasında görüntülü bir diyafonumuz var, sabit. Sağa döndüğümüzde burada bir lavabomuz mevcut. Solda ayakkabılığımız ve portmanto yerimiz var. Şu alan mutfağın kileri olarak kullanılacak bir alan. Burası da villamızın mutfağı ve oturma alanı. Bitmiş bir villa. Şu malzemelerin montajları yapılacak sadece. Evlerin, villaların mutfağını da sizlere tanıtmak istiyorum. Ve şuradaki sürgülü camlardan dışarıdaki giriş kapısını görebiliyoruz. Yine bu alan yemek masası ve oturma grubunun konulduğu bir alan. Burada yine sürgülü geniş bir kapımız var. L şeklinde de açık bir yüzme havuzumuz var. Bu bireysel yüzme havuzu. Yine farklı açıdan evin mutfağını gösteriyorum. Burada evin ortasında, mutfağın ortasında ada mutfak mevcut. Yine şu kapıdan terasa, girişteki terasa çıkabiliyoruz. Burada yüzme havuzumuz var demiştim. Yine bahçe alanı, bu bahçe alanı buraya ait. Burada barbekü, mangal alanımız mevcut. Yine burada musluğumuz ve tezgahımız var. Az önceki girdiğimiz şu alan da buraya ait arkadaşlar. Ve şu alandan merdivenlerden villalar, sitenin ortak alanlarına inebiliyoruz. Burayı şimdi birazdan daha detaylı olarak tanıtacağım. Yine sitedeki diğer villalar. Üçüncü ve teras katından deniz manzaramız var. Bakın şu aşağıdaki giriş alanı, araçla geldiğimiz zaman zemin, onun üstü üstten zemin 2, onun üstü 3. kat ve yukarısı da teras kat olarak geçiyor. Ve şu anda tekrar zemin kattaki hole geçiyorum. Burası çıkış kapısı yönümüz. Soldan bir üst kata çıkabiliyoruz.
Bu cephede evin ana salonu. Burada büyük bir salonumuz var. Yerden ısıtmalı bir villa. Akıllı ev sistemleri var arkadaşlar bu villada da. Evet, burada şöminemiz var. Evin sıcaklığını, soğukluğunu akıllı ev sisteminden buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mutfaktan ve salondan oturduğunuz şu aralardan yine denizi görebiliyoruz. Zaten havuz oturduğumuz yerden de rahatlıkla gözüküyor. Şimdi bu bulunduğum katın altında bir kat daha var arkadaşlar. Onu da tanıtacağım. Şimdi zeminin üzerindeki kata çıkıyoruz. Tabii isterseniz asansörle de çıkabilirsiniz buraya. Şu anda zeminin üzerindeki ikinci kattayım. Karşıda yatak odamız var. Hemen solda ebeveyn banyomuz mevcut. Aynı zamanda bu misafir banyosu olarak da geçiyor. Burada duşakabinemiz var. Burası da evin yatak odalarından bir tanesi. Şu manzarada karşı komşunun villasının manzarası. Tüm odalarda akıllı ev sistemi ve boşun sıcak soğuk kliması mevcut. Burası holümüz. Bu merdiven alt kata iniyor. Yine burada da asansörümüz var. Asansörümüzün markası en iyilerinden. Ve sağa döndüğümüzde diğer bir yatak odası. Yine bunda da misafir banyomuz, ebeveyn banyosu mevcut. Duvarlar duvar kağıdı. Yerden ısıtmalı olduğu için yerler granit. Ve bu katta da yine şu haliyle görüyorsunuz sürgülü camımız var. Ve burada da geniş bir terasımız var. Yine bu terastan sağda bize ait villanın girişini görebiliyoruz. Ve bu noktadan da havuzu, kendimize ait, bize ait havuzu rahatlıkla görebiliyoruz. Ve diğer komşu villalarımız. Evet, şimdi yatak odasından tekrar çıktım. İkinci katta holdeyim. Karşı yatak odasına geçiyorum arkadaşlar. Burası ebeveyn banyolu dediğimiz ana yatak odası. Evet, şu haliyle deniz manzaramız mevcut. Ve şu camlar yine sürgülü, açılabiliyor. Yatak başlıklarımızı karşılıklı şu araya koyuyoruz. Yattığımızda manzaramız bu arkadaşlar. Şu manzarayı görüyoruz. Yine solda sıra dışı ve enteresan bir villa. Burada bir klozetimiz var. Ebeveyn banyosu içerisinde. Burada yine çamaşır dolabımız var. İki ayrı lavabomuz mevcut. Ve burada da bir jacuzzimiz mevcut. Jacuzzinin yanında yine duş almak için ekstra bir alanımız var. Yine burada duş alırken karşıda denizin manzarasını ve şu bölümden diğer villaların ve doğa manzarasını seyredebiliyoruz. Tabii bu camlar dışarıdan içeriği göstermiyor aynı zamanda. Evet, çıkış yönünde ise belirttiğim gibi yatak başlıkları sağa geliyor ve deniz manzarası var. Girişte solda, çıkışta sağda evin giyinme odası mevcut. Şöyle L şeklinde giyinme dolaplarımız var. Ve burada yine ısıtma soğutma sistemleriyle her odanın sıcaklığını ayrı ayrı ayarlayabiliyoruz. Şimdi zeminin üzerindeki kattayım. Tekrar ilerliyorum. Sağda
Yine başka bir yatak odamız var. Bu odada da yine ebeveyn banyosu ve duşumuz mevcut. Bunlar hep misafir odası arkadaşlar. Misafiriniz geldiği zaman rahatlıkla burada ağırlayabilirsiniz. Yine burası da diğer bir yatak odası. Yine karşıda Carpe Diem'e ait diğer 11 tane villa. Elektrik priz yerleri, soğuk sıcak, ısıtma soğutma ile alakalı klimalarımız içerisinde. Böylece zeminin üzerindeki ikinci katı da tamamlamış olduk. Şimdi bir üst kata, terasa çıkıyoruz. Sadece bir katlı evleri tanıttığım için ben de zorlanıyorum zaman zaman, kusura bakmayın. Yine asansörümüz buraya kadar geliyor. Üst kata çıktığımızda burada kapalı bir alanımız var. Kış bahçesi alanı gibi düşünebiliriz. Üstü lambiri. Etrafında bahçe yapmaya yönelik, çiçek dikmeye yönelik alanları da mevcut. Ve Atakum'un, Karadeniz'in manzarası. Kapalı alandan dışarı çıkıyorum. Şimdi açık diğer alana geçiyorum. Yine burada oturma grubu konulabilecek bir alan var. Ve Carpe Diem'deki diğer villalarımız. Muhteşem bir Atakum ve Karadeniz manzarası arkadaşlar. Aynı zamanda dağ manzaramız da var. Dediğim gibi sıra dışı bir villa. Umarım size burayı tanıtabildim. Sadece villanın siteye giriş yönünden giriş katı kaldı. Şimdi hep beraber orayı tanıtalım. Hızlı bir şekilde alt kata iniyoruz. Tekrar giriş katındayım. Havuzun bulunduğu kat. Şimdi buradan aşağı doğru indiğimizde daha iyi anlatacağım sizlere. Eksi bir kat var. Ama kottan dolayı zemin kat olarak geçiyor. Bodrumu vesairesi yok. Şuranın üstü havuz arkadaşlar. Burada havuzun aparatları ve kullanım sistemleri mevcut. Şöyle havuza ait sistemleri mevcut. Ve şu alan Carpe Diem villalarının ortak alanları. Bakın karşıdaki kapıdan bu siteye giren ortak kapı. Bu kapıdan aracınızla geldiğinizde villamız burası. Ve şu kapıdan doğalgaz zaten var. Şu kapıdan arkadaşlar, şimdi burası karanlık, elektrik olmadığı için çekemiyorum. Bu kapıdan bir üst kata çıkabiliyoruz. Soldaki kapıdan da ardiya ve villaya ait diğer malzemelerin bulunduğu depo alanları mevcut. İki araçlık burada park yerimiz var. Aracımızı buraya park ettiğimizde şu kapıdan, havuzun üstünden villaya çıkabiliyoruz. Veya sağdaki kapıdan üst katlara gidebiliyoruz. Veya aracımızı dışarı park ettiğimizde dıştan, girişten villaya girebiliyoruz. 350 metrekarelik bu villamız yeni sahiplerine şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hepinize iyi günler.